Şimdi dün biliyorsunuz Hatice Hanım'la Emine Hanım çocuklarını aramak için gelmişlerdi. Hatice Hanım dile kolay oğlunu, 38 yaşındaki oğlunu 10 yıldır görmüyor. Kız kardeşi Emine diyor ki 10 yaşında bir kızı var. O bile görmüyor. Aslında evli 3 çocuklu bir adam. Gaziantep'ten evet. Değil mi? Yanılmıyorum. Gaziantep'ten Antalya'ya çalışmaya diye gidiyor. Emine Hanım'ın kız kardeşinin iddiasına göre orada Gönül isminde bir hanımefendiyle tanışıyor. Ondan sonra da karısını, 3 çocuğunu ve ailesini bir kenara iterek hayatına devam etmeye çalışıyor. Hatice Hanım 10 yıldır çocuğunu görmüyor. Onların iddiası aslında artık biliyorum bana gelenler biraz benden çekiniyorlar. Yani Gönül ona büyü yaptı, muska yaptı vesaire oğlumuzu bizden uzaklaştırdı. Ama dedim dün de demiştim yani Voldemort gibi falan olması lazım yani büyücülerin kralı. Çünkü nasıl bir insan kim büyü yapar da 10 yıldır hem 3 çocuğunu hem karısını hem annesini hem kardeşini herkesi bırakır ve terki diyar eder. İbrahim Ali Fıstıkçı dün bize ulaştı. Oğlunu bulduk Hatice ablacığım. Konuşabiliyorsun ya. Konuştuğun kadar konuş. Anlaşırız yani. Şey yapma. Biraz canım. Türkçesi. Tamam olsun. Sen için. Tercüme edersin. Ona da kıyamıyorum. Oğlun telefon attığımızda. Hadi bir alo de oğluna. Oğlum alo, de. Alo. Sen orada ne arıyorsun lan? Utanmadınız mı oraya gitmeye? Aman. Böyle mi başlayacağım? Bir merhaba de anneciğim de. Biz utanacak bir şey yapmadık abi. Utanması gereken sensin. Müge Hanım beni dinliyor günaydın, musunuz? Günaydın, dinliyorum günaydın. Müge Hanım, Müge beni dinleyin. Ben o şahısları 4 yıldır, 5 yıldır senin, bak ben seninle tehdit etmekten usandım. Bu bir. Ne hak... Ben burada kaçak değilim, göçek değilim, baskı altında değilim. Bu 4. Ben 2019'da Denizli'de çalışan biriyim. Ben 2019'da İstanbul Zekereköy'de çalışan biriyim. Ve bunun yanında abim vardı, benim ufaklığım vardı, halamın oğlu vardı, kendi eniştesi vardı. Artı tekrardan İstanbul'dan Denizli'de çalıştım. Gene eniştesini yanıma İbrahim, aldım. İbrahim dur bir sakinleş. Annem burada gözündeki yaş dinmiyor. Bir anneciğim de önce sonra dövüşürsün. Bir anneciğim günaydın de ya. Ben günaydın demem. Benim hanım... Ama bak kadın ağlıyor ya. Ben de ağladım defalarca. Tamam sen ağla, sen küçüksün. O annen seni, kaç yaşında kadın? Neyle tehdit ediyorlar? Bana onun açıklamasını yapsınlar. Daha 10 gün önce Emine Hanım bana TikTok'tan kökünüzü kazıyacağım diye mesaj atıyor. Sizin yanınıza geliyor. Diyor ki... 10 yıldır haber alamıyorsun. Evet. 10 yıldır Gönül'le en son ne zaman gördü? Annene en son ne zaman gördü? Kime nerede? 7 yaş sonra. 15 gün önce. İbrahim dur bir dakika dur bağırma sabah sabah ya. Dur bir sakin ol. Annene en son ne zaman gördü? Bir dakika ben bir dinleyeyim. Annene en son ne zaman gördün? 2019'da ben geldim Gaziantep'e. Annemin yanına gittim. Ben burada Emine Hanım vardı. Bir hafta Emine Hanım'ın evinde kaldım. Benim burada işim, anlaşmamazlık oldu iş yönünden. Bursa'ya gidecektik. Bursa'da iş kar nedeniyle... Bir saniye. Bir de niye bu kadar yüksek? 2019 yılında gördün mü oğlunu? 2019. 3 yıl evvel mi gördün oğlunu? Yok. Yani 7 yıl falan oluyor. 2019'da gördüm ben annemi diyor. 2019'da yalan anneni gördün mü İbrahim'cim? Yalan söyleyeyim. İbrahim. Bak enişte 2019 bir dakika dur ben dinlemeye çalışıyorum. Ben onları da burada tanıyorum. Seni de burada. 2019 yılında mı gördün anneni? Yanılmıyorsam o tarihlerde. Ondan sonra korona girdi. Bir 2-3 sene korona nedeniyle hiçbir iş olmadı. Hepimiz biliyoruz. Dünya genelinde tamam, oldu. Tamam. Dünya genelinde. Bunları tamam. Sürekli bana gel diyorlardı biliyor musun? Gel diyorlardı ama elimi cebime atıp da benim orada 3 tane çocuk var ama ben bunların yanına gidip de hangi yüzden gideceğim? Cebimde 5 kuruş para yok, iş yok, koronadan dolayı otobüse binme seyahat yok. Anladınız mı? Korona bana bitti şimdi. Gittin mi sen çocuğuna korona otobüs seferleri açılınca gitseydi? Benim şimdi hani maddi yönden gidemedim. Anladın mı? Maddi yönden gidemedim. Ben kendimi şuna hazırlamıştım. Önümüzdeki ay Ramazan bayramı orada geçireceği düşünüyordum. Ama beni kalkıp da senin programlarına tehdit etmeler.
edecek bir şey yok ki. Annen yani şimdi seni tehdit edip biz senden ne bekliyor da tehdit edecek? Şimdi seni Müge Hanım, ben de sizin yanınıza geleceğine, kapılarında 2-3 tane araba var. Yanıma gelselerdi ya. Benim eşimin adı oradan niye geçiyor ekranlarda? Ya sen ona sinirleniyorsun. Sen gönülden orada dolayı mı sinirleniyorsun? Sen orada bas bas bağırıyorsun ki. Ama senin resmi nikahlı eşin gönül değil, Medine, tamam mı? Benim senin gönül orada, hiçbir şeyin değil. İşte benim orada. Senin burada 3 tane çocuğun var. Orada çıkıp kendini haklı çıkaramazsın. Ben sen tanıklar. 3 tane çocuk kız, 10 yaşında kızın seni tanımıyor ya. Değilim. Ben çocuk değilim. Sen çocuk değilsin. Çocuk değil kırtaç. Korup mu? Emniyette benim ifadelerim var, benim Kemer'de ifadem var, benim Denizli'de ifadem var, benim İstanbul Çamlıca'da orada benim ifadem var, benim Antalya girişinde Gazi Osman Paşa ve Gazi Paşa'da benim ifadem tamam, var. İbrahim, İbrahim, bir durur musun? Anladığım kadarıyla gönülün adını geçirince gönülle siz bayağı bir kavga etmişsiniz, sen böyle bir korkuyor saldırarak başlıyorsun lafa da. Gönül de sonuçta evli ve 3 çocuklu bir adamla yaşadığının farkındadır. Ve bütün bunların olacağını da göze alarak seninle bunca yıldır beraberdir. O yüzden Gönül'ün sana ne söylediği hakikaten hiç umurumda değil. Ben şunu merak ediyorum. Hatice Hanım seni tehdit ediyor, buraya geldi. Hatice Hanım'ın senden ne gibi bir menfaati var, bana söyler misin? Bak benim kimden, bak onların bana menfaati annenin yok. Senden ne gibi bir menfaati var, bana onu söyler misin? Yok, benden ne istiyor, benden ne istiyor? Ne bana istiyor anne, ne istiyor anne senden? Ne istiyor anne? Senin... Ne istiyor benden? İran, ben sana soruyorum. Annen senin... Annem benim. Annem benden neyse bir yıkılmış bir bardağı oraya çarp. O bardak kırılır. Eski haline getirebilir misin? Tamam, annen mi seni kırdı? Tamam, annen mi yaptı? Sen ailece kendi kendini ben... yuvana dağıttın. Severek ailece evlendin. Beni... Lan sen orada... Senin ne işin var ben? Hani mutlu... oluyor. Mutlu oldunuz mu? Beni o hayır ekranlarda... İbrahim bir şey soruyorum sana ya. Sen en son çocuklarını kaç yıl evvel gördün? Onları da mı 3 yıl evvel gördün? Hocam ben en son 5 yıl 6 yıl önce gördüm. Ondan sonra gurbet hayatını sürekli ben fabrika hayatımı bıraktıktan sonra gurbet hayatına devam ettim. Tamam, şu anda sana gönül mü bakıyor? Anladın mı? Ben kimse şu anda bana... sen gönülün kazandığını mı yiyorsun? Gönül mü bakıyor sana? Gönül de bana bak gönül. Belinde 2 tane platin olan bir kadın. Efendim? Benim 5-6 yaşında olan bir çocuğum. Gönül nasıl bana bakar? Hayır, gönül sana bakmıyorsa yani sen çalışıp para kazanıp sen mi onlara bakıyorsun? Ben evet. Ben tamam. Bakıyorum. Sen çalışıp onlara bakıyorsan burada da 3 tane çocuk var. Hani otobüs onlara parası bulamıyorsun ya onlara gitmeye. Demek ki sen bir para kazanıyorsun hayatını idame ettirmek için. Yani. Bunda sana söyleyeyim nasıl bakıyorum biliyor musun? Nasıl bakıyorsun? Hani cebimizde bir 100 lira olduğu zaman, bak 100 lira olduğu zaman çocuğuma ancak mama alıyordum. Çok anladın mı? Sonra olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Ağlayıp bırakıyor musunuz? Aç mı bırakıyorsunuz? Benim burada parasız kaldım. Ben burada parasız kaldım günler oldu. Tamam, olabilir. Ben parasız kaldım günler oldu. Ama parasız kaldığın günler olmuş ama sen o sıradaki mevcut konumunu korumuyorsun yani evli ve 3 çocuk babası olarak. Gidip başka bir kadınla beraber olup ondan bir çocuk yapıyorsun. Yani parasızsa önce mevcut durumundaki çocuklara bakmak durumundasın. Ablacığım bize... Öyle değil mi? Nasıl başka bir kadın oluyor ya? Senin normal bir karın ve 3 çocuğun yok mu Gaziantep'te? Peki onu sana o kadar ileteceklerine nereden niye bu hale geldi? Sen kendi kendine haline getirdin. Tamam, nasıl bu hale geldi? Seni attılar mı? Seni attılar mı Gazi? Ben senden dinlemek istiyorum. Onlar ne yüzle benimle konuşuyor? Ne yüzle? Ne yaptılar? Seni Gaziantep'ten attılar mı? Söyle ne yaptılar? Gongle molata harakır. Gongle. Senin benim... Gongle molata harakır. Ta gongle de aval bir kere. Bak beni bir dinler misiniz? Dinliyoruz. Beni bir dinler misiniz? Müge ablacığım onların hafızası iyi değil. Onlar sadece çelişkili. Ulan sen koca karın evde yatıyor. Sen kalkıp da televizyonlarda ya... Sen utanıyorsun. Ne diyorum? Ben 40 yaşındayım. Ne lan bu? Kimin tahtının altında ben yaşayacağım lan? Bize sen söyledin, biz seninle yaşamıyoruz ki. Ben size söyledim. Sen söylüyorsun. Sen bizimle gizli konuşuyorsun. Bakın Müge Hanım dinliyor musun? Dinliyorum. Ama anlayamıyorum. Bir abimi de bağlayabilir miyiz ablacığım? Abimle İbrahim de konuştu. Şunu anlayamıyorum. Abim kaç defa bilet parasını bile kestirdi. İbrahim.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum. Gözüme